Herkese merhaba. Albert Camus'un Sisifos Söyleni kitabı hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle Albert Camus, Fransız sömürgesi olan, o dönem Fransız sömürgesi olan Cezayir doğumlu bir yazar ve düşünür. Kendisini belirli bir kalıba sokmaktan yana değil. Yani şöyle, mesela varoluşçu filozof olarak, varoluşçu felsefenin temsilcisi olarak görülüyor kendisi. Ama kendisini varoluşçu olarak adlandırmıyor açıkçası. Aynı zamanda 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü kazanıyor. Bunun haricinde kitabından bahsetmeden önce internette de bu kitapla ilgili araştırmalarımda enteresan bilgiler buldum. Onları paylaşmak istiyorum. Mesela şarkıcı Nick Drake'in ölümüne sebep olduğu söylenir bu kitabın. Çünkü intihar ettiği zaman bu şarkıcının yatağının başında Sisyphos Söyleni kitabı bulunuyormuş. Bu İkinci Dünya Savaşı ortasında yazılan bir deneme tarzında bir yazı, daha doğrusu kitap. Aslında kitap adını Yunan mitolojisinden alıyor. Yunan mitolojisine göre Olimpos tanrıları Zeus'un isteğiyle Korintos kralı Sisyphos'a ceza veriyorlar. Verilen ceza da şu: bir dağın zirvesine kadar kayayı taşıyıp o zirvedeki yerine yerleştirilmesi bekleniyor. Yerleştirmesi bekleniyor kayayı. Sisyphos çok zor şartlar altında kayayı yukarı kadar çıkarıyor. Tam yerleştirmek üzereyken kaya tekrar aşağı düşüyor. Ve bu şekilde sürekli aşağı düşen kayayı yukarı çıkarma çabası oluyor. Ve burada özellikle Homeros'un yorumuyla yararsız, umutsuz bir çaba ile cezalandırılmış olduğu söyleniyor. Şimdi Camus neden bu ismi, daha doğrusu bu mitolojiyi kullanıyor? Çünkü aslında yaşamanın anlamsızlığının bilincinde olunması gerektiği ve buna karşı savaşılması gerektiği söyleniyor. Bir dualizm, yani zıt kavramlar karmaşası ya da birlikteliği yaşanıyor Camus'un eserlerinde ya da düşüncelerinde. Mesela kitaptaki cümlelerden bazıları: yaşama nedeni denilen şey aynı zamanda çok güzel bir ölme nedenidir de. İntihar değil, yaşamaya çalışmak başkaldırıdır. Ayrıca Albert Camus'un hayatını ya da düşüncelerini özetleyen cümlelerden bir tanesi de şudur: hayat hiçbir şey değildir, itinayla yaşayınız. Yani bu zıt kavramların oluşturduğu ahenk benim çok hoşuma gitti açıkçası. Onun haricinde 1950'lerde insan hakları konusuna odaklandığını biliyorum. Pasifist bir yazar, daha doğrusu savaşa karşı olan birisi ve idam karşıtı bir düşünür. Sartre ile yolları karşılaşmış, Simone de Beauvoir'la aynı şekilde yolları birleşmiş. Yani Sartre ile daha sonra görüş ayrılıklarına düşüyorlar ve tamamen farklı düşünceleri savunduklarını söyleyebiliriz. Kitap zor bir kitap. Tahsin Yücel çevirisi olan bir kitap. Tahsin Yücel Fransız Dil Edebiyatı mezunu. Bu da Fransızcadan çevrilmiş bir kitap ama gerçekten zor bir çeviri ya da kelimeler tam olarak oturmamış. İşte mesela uyumsuz tabiri, absürdizm tabiri biraz zorluyor insanları okurken. O yüzden çok dikkatli okunması gereken bir kitap. Yine de herkesin tanıması gereken bir yazar olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.